tasavvuf dediğimiz şey doğru olduğu nasıl anlaşılır? Dengede tutar. Tasavvuf, gerçek bir tasavvuf yolu kulu dengede tutar. Hem dünya için çalışır o adam, hem ahiret için çalışır, hem ailesiyle iyi geçinir, hem komşularıyla iyi geçinir. Hayatı tamamen denge üzeridir. Açılıcıkların tamamından kaçar. Ama senin hayatında denge yoksa sen nasıl bir tarikat erbabısın ki? Derviş kardeşime diyorum ki nasıl geçti günün, hali nasıldır? Hocam diyor şu kadar zikrettim, bu kadar namaz kıldım, bu kadar gözyaşı döktüm, rabıta yaptım, şu bu falan. Kardeşim ne yapıyorsun ya? İşine gittin mi? Evine geldiğin zaman hanımla konuştun mu, muhabbet yaptın mı biraz, eğlendin mi? Yok. Oğlunla bilgisayara oturup pes oynadın mı, gönlünü aldın mı oğlunun? Yok. Oğluna mahsustan yenildin mi? Ben yenilir miyim hocam diyor ya. Bizim Murat'a dedim ki ya Murat arada oğluna bir iki maç ver, keyfini al ya. Murat diyor ki ben hayatta yenemem hocam diyor. Vermem. Benim çocuğum diyor, nasıl benim yenen ya? Hocam her konuda nasihatini dinlerim ama bu konuda kusura bakma seni dinleyemeyeceğim. Gururuma ağır gelir hocam diyor. Bunların tamamı dengedir kardeşler. Hepsinin, etrafınızdaki bütün insanların, akrabalarınızın gönlünü alacaksınız. Dengede yaşayacaksınız. Ben köşeye kapalıyım. Evimde boyna zikir, namaz. İnsanları boş ver. Böyle Müslümanlık yok. Böyle Müslümanlık yok. Muhammed Aleyhisselam'a bak, sahabiye bak. Bir tane örnek yok ya. Ama sen her şeyi aşırıcılıkta yaşıyorsun. Kitap okudun mu diyorum. 10 sayfa kitap okudun mu? Sağlam bir Müslüman, aklı başında bir Müslüman her akşam 10 sayfa en az kitap okumak zorundasın. O kumandaya gitmesin elin hemen oturunca. Aç bir kitap, 10 sayfa oku, ondan sonra aç haberleri falan seyret. Ama bu kitaplar okunmak zorunda. Cahil Müslüman kandırılır. Cahil Müslüman aldatılır. O üveysilik tarikatı gibi. Açık açık kadınlar. Ben öyle bir aşk yaşıyorum, öyle bir muhabbet yaşıyorum, öyle bir lezzet alıyorum. Başımın açık olması doğru bence. Niye sence doğru? Çünkü ben lezzet alabiliyorum. Ya bu iş lezzetle değil ki. En büyük lezzeti zina edenler alıyor. Hadi buna cevap ver. Bu dünyada en büyük lezzeti zina edenler alıyor. Madem lezzeti var bu işin, o zaman zina da helal mi diyeceğiz yani? Bu iş lezzetle değil kardeşim, şeriatlıdır. Şeriata uyacaksın, hiç lezzet almasan da namaz kılacaksın. Hiç lezzet almasan da Allah'ın kitabını okuyacaksın ve yaşayacaksın. O lezzeti Allah senin kalbine bir gün verir. Ama ölçü lezzet değildir. Ölçü istikrarlı ibadettir. Allah Teala şu Kur'an'ı, şu peygamberi